Yani Cemre'nin ameliyatı iyi geçtiği halde neden ölmüş bunu araştıracaklarmış. Bu yüzden bütün dosyaları, kağıtları incelemeye aldılar. Bana bunu niye anlatıyorsun? Bana mı Cemre'nin ölümünden, ameliyatından falan? Ya biz geçenlerde konuşurken sen dedin ya, en sonunda Nazlı'yı öldüreceğim, elimde falan kalacak diye. Ya ne bileyim, ben de sonra düşündüm, aklıma kötü kötü şeyler geldi. Bak Cemre öldüğünde o odanın önünde bir tek sen vardın. Hatta refakatçi listesinde adın yazılıydı. Melek bak, bunu sadece sen ve ben biliyoruz. Sen yıllarca tedavi gördün. Kullandığın o ilaçlar, yatıştırıcılar... Ne bileyim, kötü kötü şeyler düşündüm ben de. Sen bir şey yapmadın değil mi? Bana ne soruyorsun ya şu an? Ha? Sen beni neyle suçluyorsun? Ne dediğinin farkında mısın sen? Evet. Ben yıllarca ilaç kullanmış. Tedavi gördüm. O yüzden elimden bir kaza çıkmadan çabuk defol git buradan. Çabuk. Ben seni hiçbir şeyle suçlamıyorum. Bak Cemre'nin ölümünde ciddi bir bulguya rastlarlarsa... ...şüpheliler listesine sen de olacaksın. Defol dedim Ayşe. Ben sadece bunu söylemeye geldim. Cemre'nin ölümü araştırılacak. Nazlı. İlaç. Yok şimdi ölemez. Eline sağlık. Tatlı sevmeyen ben bile iki dilim yedim. Gerçekten çok güzel olmuş o. Eline sağlık. Afiyet olsun. Beğendiyseniz her zaman yaparım. Sen bu pastayı kafede yapsan var ya, kapış kapış gider. Ah, doğru. Kerem, bu çok güzel bir fikir. Yapalım bence. Olur tabii. Sen önce bir iyileş, kendine gel. Her şeyi yaparız. Hayırdır? Kimseyi de beklemiyor mu? Sen dur dur, ben bakarım. Bülent Bey, niye alacaklı gibi vuruyorsunuz kapıya? Kaç gündür geliyorum, yoksunuz. Tahliye belgelerini getirdim. Yarın öğleden sonra yıkama başlanacak. Evi hemen boşaltsanız iyi olur. Ne? Melek, iyi misin canım? Yüzün bembeyaz. Aa, ne oldu sana? Ha, bir şey olmuş. Ay Melek, korkutma beni kızım. Siz ne içtiniz az önce? Anlamadım. Hasta teyze, siz ne içtiniz az önce? Ay meyve suyu sıkmışlar, onu içtim. Neden? Nasıl neden? Melek'ciğim, bak seni anlamakta zorlanıyorum. İyi misiniz peki siz şu an? Ay iyiyim hayatım, gayet iyiyim. Ama ben senin iyi olduğundan şüphe duyuyorum. Gel bakayım sen şuraya benimle. Gel. Gel. Ne oldu ha? İç bakayım şunu. İçmemişsiniz. Neyi? Asta teyze çok pardon, benim biraz tansiyonum düştü de. Ben gece çok uyuyamadım. O yüzden böyle az uyuyunca böyle oluyor. Kusura bakmayın. Hiç
Şimdi biraz daha iyisin ama, değil mi? İyiyim, iyiyim. Merak etmeyin. Tamam canım. Ama bak, sağlık çok önemli biliyorsun. Sen bu aralar biraz fazla yoruldun herhalde. Yani dinlenmen lazım Melek'ciğim. Ama şunu da iç hadi, benim hatırım için. Sonra içsem? İç bak, göreceğim. Avni teyze, gerçekten midem çok kötü. Sonra içerim, olur mu? İçeceksin ama, tamam mı? Tamam canım, ben o zaman şimdi odama çıkıyorum, biraz dinleneceğim. Sen de bunu iç, ondan sonra odana çık ve dinlen. Tamam mı Caniko? Hadi bakayım. Dinlen, ben seni pek iyi görmedim bugün. Az kalsın hastayı öldürüyordum. Ne diyorsun sen be? Ne boşaltması? Kafayı mı yedin? Tahliye zamanı geldi diyorum. Ben şimdi seni bitirdim, bir tahliye ederim. Ya anne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya insan gibi gelip haber verdim. Bir de üstüme mi yürüyorsunuz? Başarım senin insanlığına. Boşaltmıyoruz evi. Ne yapacaksın? Hadi boşaltma bakalım. Bana bak. Şşt, Sümbül. Bir dur. Ya Bülent Bey, böyle aniden gelip de evi boşaltın demek ne oluyor? Bak, bunca yıllık hukukumuz var. Boşaltıp da nereye gidelim biz? İyi diyorsun hukuk hukuk diye de ben ne yapayım? Sizden gelen 3 kuruş benim neyi mi yapacak? Arazimi değerlendireceğim ben. Bu insanlar ne yapacak? Apar topar olur mu? Ne apar toparı kardeşim? Önden belgeler yollandı. İmzası var altta kendisinin. Gören de kapıya dayanır sanır ya. Yarın boşalacak bu ev. Hadi kolay gelsin. Ev sahibi haklı görünüyor. Nasıl haklı? Size daha önce bildirim yollamışlar. Siz de belgeleri imzalamışsınız. Hepsinin tarihi numarası var. Ya biz ne imzaladık da benim haberim yok? Boyunları devresin. Demediler ki bana şunun belgesi, bunun belgesi diye. Şimdi sen mi imzaladın? Ben ne imzaladığımı biliyor muyum? Ya kadın, gelen belgeye hiç mi bakmadın? Hiç mi okumadın ne yazıyor diye? Benim oyam kayıptı. Aklım başımda mıydı? Geldiler kapıya, imzaladım. Çıkaracaklarmış bizi evden. Tahliye edeceklermiş. Hem de yarın biz nerelere gideriz? Of, benim çileli başım hiç bitmedi. Anne, Sümbül Hanım. Sümbül. Anne, iyi misin? Ben bir su getireyim. Bak bana. Tamam, bir şey yok. Tamam, halledeceğiz. Tamam, sen üzme kendini. Her şey hallolur.